Süt dişlerinin ne zaman dökülür şeyine geldiğimiz zaman her dişin olduğu gibi süt dişlerinde belli bir döneme kadar ağızda kalması, ondan sonra altından gelen daimi dişlen birlikte yerini değiştirmesi gerekmektedir. Bu her diş grubu için farklı yaşlarda oluşmaktadır. İlk çıkan süt dişlerimiz alt ve üst çenede ön bölge dişleri olmak üzere kesici diş gruplarıdır. Arkasından küçük azı diş, süt azı dişleri meydana gelir. Onun arkasından da süt köpek dişleriyle birlikte süt dişleri 20 şeklinde tamamlanır. Daha sonra 6 yaşına gelmekle birlikte 6-8 yaş arasında alt ve ön bölge süt dişlerinin ağızdan çıkması, bunların yerine bütün ömür boyunca taşınacak olan daimi dişlerin gelmesi beklenmektedir. Bununla birlikte kişisel olarak bu zamanlarda 3 ay, 5 ay, 1 sene, 2 sene gibi sakmalar olabilir. Bunlar son derece normaldir. Tamamen kişinin yapısı ile ilgilidir. Bunun arkasında 9-11 yaşları arasında değişecek olan süt azı dişleri bulunmaktadır. Süt azı dişleri de kendilerinin yerine gelecek olan daimi küçük azı dişlerinin yerini tutmaktadır. En sonda 13 yaşında süt köpek dişleri, daimi köpek dişleriyle yerini değiştirerek çocuktaki karışık dişlenme dönemi tamamlanmış olur. Yalnız bu karışık dişlenme dönemi içerisinde 6 yaş dolaylarında süt azı dişlerinin arkasından daimi birinci büyük azı dişleri çıkmaktadır. Bu dişler önlerinde herhangi bir süt dişi olmadan direkt olarak kendileri ağızda yerini almaktadır. Eğer herhangi bir çürük veya başka bir sebeple önündeki süt dişi erken çekilmek durumunda kalmışsa, özellikle bu süt azı dişlerini içeren gruptur, 6 yaş dişleri önlerine hiçbir engel kalmayacağı için öne doğru göç etme eğilimi gösterirler. Ve sonuçta 9 ve 11 yaş arasında bunların yerini alması gereken küçük azı dişleri kendilerine yer bulamayacaktır, ya gömülü kalacaktır ya da sağdan soldan çarpık bir şekilde çıkacaktır. Bu sefer bir ortodontik tedavi gereksinimi doğacaktır. Halk arasında yanlış bir inanış olarak süt dişi çekilirken iğne yapılırsa yerine diş gelmez şeklinde söylenilen ve bu şekildeki dişlere müdahale etmemiz gerektiği durumlarda bizleri çok zor durumda bırakan söylem, özellikle piyasada sahte diş hekimleri tarafından ve özellikle de süt daimi birinci büyük azı dişleri çıkartılır, çekilmesi gerekirken bir anestezi yaptıklarında ve yerine bunun diş gelmediğinde hastalara ve yakınlarına söylenen, bak dişe anestezi yaptık, iğne yaptık, yerine diş gelmiyor şeklindeki söylemi içermektedir. Son derece yanlış bir uygulamadır ve kesinlikle itibar edilmemesi gerekir. Bununla birlikte süt dişlerinin çekilmesine gerek var mıdır sorusuna gelince, daimi diş süt dişinin altından ve onun dişinin kökünü yavaş yavaş eriterek önündeki süt dişinin rehberliğinde ağızda yerini almaktadır. Herhangi bir sebeple öndeki dişin çekilmesi veya oluşum sırasında alttan gelen daimi dişin süt dişinin kökünün altından gelememesi sonucunda bazen ağızlarda çift sıra dişler görürüz. Öndeki süt dişi duruyor olmasına rağmen arkasından daimi dişin geldiği görülmektedir. Bu gibi durumlarda öndeki süt dişinin acilen alınması ve arkadan gelen daimi dişin yerine doğru yönlendirilmesi sağlanmalıdır. Bu yönlendirme için herhangi bir uygulama yapılmasına gerek yoktur. Tabiat olayı kendi içerisinde son derece güzel bir şekilde çözer ve daimi diş sonuçta ağızda yerini alır. Bir şekilde alttaki dişin gelme zamanı yaklaştığı halde süt dişi ağızdan düşmemişse çekilmesinde hiçbir sakınca yoktur. Şöyle ki, bir daimi dişin gelmesine 2 yıldan az bir zaman kalmışsa önündeki süt dişi alınırsa daimi dişin gelmesi hızlanır. Ama 2 yıldan daha uzun zaman olan dişlerin sürmelerinde öndeki süt dişinin çekilmesi söz konusu olursa, bu sefer alttan gelen daimi diş rehberini kaybetmiş olacağından daimi dişin ağızda yerini alması da gecikmiş olacaktır.